Evet, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi kaldığımız yerden inşallah her akşam devam ediyoruz. Ezan-ı Muhammediler İstanbul semalarında yeni okunuyor. Cenab-ı Hak Ezan-ı Muhammedimizi minarelerimizden dindirmesin inşallah. Sesimiz nasıl geliyor mu acaba? Ses kalitesi, ses duyanlar yorum yazabilirler mi? Ses geliyor mu acaba? Ses geliyorsa bir ses geliyor diye yazabilirler mi acaba? Allah razı olsun. Mustafa abim. Ha geliyor. Allah razı olsun. Tamam. YouTube'dan da ses geliyor mu acaba? Ses dinleyenler üzerinden bir sorun var mı acaba? Allah razı olsun. YouTube'dan herhalde yorum yazamıyorlar. Evet. Şu ayeti kerimeyle inşallah. Evet, bağlantıda bazen evet düşmeler yaşanabiliyor. Hakkınızı helal edin. Yutan da sesle alakalı yorum bekliyorum ama orada izleyenler yazamadılar. Evet, ve bihi nestaîn. Bu Müddessir suresinde bir ayet var. Levvâhatul lilbeşer aleyha 19. Yani Cenab-ı Hak cehennem azabından bahsederken cehennemden insanı yakıp kavurur diyor. Üzerinde de 19 vardır diyor. Levvâhaten lilbeşer aleyha 19. Covid-19. Koronavirüs kavuruyor sanki. İnsanlığı yakıp kavurur. Korona kavuruyor. Ya fesubhanallah. Allahümme salli ala seyyidina. Ve üzerinde diyor 19 vardır. 19. Ya ben bu şeyle alakalı tafsilatına girmeyeceğiz de bir tevafuk olduğu için diye tevafuk manasında ifade etmek istedik sadece. Yani Kur'an-ı Hakim'de de geçen bahsetmiştik. Dabbetül Arz 1441 ve tevafuk ettiğini. Yani bunlar insana %100 bir mana şey vermez ama kanaat verir yani. Kat verir manasında. Dün de neyi okumuştuk? Allahümme salli ala seyyidina ve nebi. Ehsene kulli şeyin halaka. Yani Cenab-ı Hak ya her şey bizzat güzeldir ya da netice itibariyle güzeldir okumuştuk. Yani her şeyin bir zahiri bir de hakiki yönü vardı. Yani zahire bakan insan hodgat cihetiyle zahir perest olduğu için insan ne yapıyordu? Şeyle hükmediyor. Hodgamlık kendine bakan yönüyle sadece hükmediyor gibi. Ama halbuki o kadar hakikatler var ki insan şeyinden gafil hakikatlerinden. Evet, aziz Allah şefaat ya Resulallah. Ahsene kulle şeyin halaka. Cenab-ı Hak ne yarattıysa her şeyi en güzel surette yaratmış. Ahsene kulle şeyin halaka. Bahusus ahsene takvimde olan insanı. Ahsene takvim. Kainatın kıvamı olarak yaratmış insanı. Yani Esma-i Hüsna'sına tam aynı olabilecek bir şekilde ve kainatın manalarının tahakkuk eden bir insan. Evet. İnsan. Bu insan çok acayip bir mahluk. Şimdi olmazsa bugün yufsidûne fil ard İşaret-ül İcaz'dan okuyabiliriz. Evet.
Evet. Evet. Şimdi Bakara suresinde yufsiduna ve yesfikune dima. Bu ayetin başını da okuyalım. قَالُوا وَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ Yani melekler Cenab-ı Hakk'a sordular. Yani ya Rabbim biz seni tesbih ibadet ediyoruz. Yeryüzünde اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ Yeryüzünü ama içinde يُفْسِدُ ف۪ي yani وَيُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ ve kan döktürecek. Evet. Evet. Halife. Hani melekler hikmetini soruyorlar. Bu beşeri neden yarattın? Beşeri neden yarattın? Dün de Yusuf kardeşimiz sormuştu. Yusuf Bey kardeşim, sizin sorunuza müstaniden yani beşer neler yapıyor? Pek çok ayet-i kerimeler de var. Bunun zımnında ifade eden. Aleykümselam, selam, hoş geldin. Allah razı olsun. قَالُ اَتَجْعَلُوا ف۪يهَا men yufsidu. Ve iki defa daha sonra diyor fiha ve yesfiku dima. Allahu ekber. Evet. Çünkü meleklerin komşuluğuna gelecek. Melekler onlara hizmetkar olacak. Melekler de soru soruyor o zaman. Yani ya Rabbi hikmetinden soru sormak. Evet. Evet. Biz konumuzla alakalı yerleri okumak için bazı yerleri ben tay ediyorum yani geçiyorum. Evet. Şimdi orada iki defa arka arkaya fiha fiha okuduk ya kalu etec'alu fiha men yufsidu fiha yani arzda fesat çıkar ve fiha ve yesfikü dima var ya iki tane içinde diye. Mesafe diyor kısa olduğu halde yani ikisine bir fiha içinde denir. Yani içinde fesat çıkarıp ve kan dökecekler değil de içinde fesat edip içinde kan dökecekler. İki defa içinde diyor yani arzın içinde. Fiha mesafe pek kısa olduğu halde ikinci fihanın zikrine ne ihtiyaç vardır? Birinci fiha ile beşerin bir ruh gibi arza nüfuz etmesi arzın kalbine kadar pençesini sokup arzı imatesine işarettir. Demek beşer bir taraftan arzın şifası için bir ilaç iken diğer taraftan ölümü intihac eden bir zehirdir. Ve subhanallah. İnsan var ya yani yaratılış gayesine matuf hareket ettiği zaman insan şu insan yaratılış gayesine matufen hareket ettiği zaman ne yapıyor? Allahümme salli ala seyyidina Allah razı olsun aleyhi selam ediyoruz. Yeryüzünün ilacı gibi oluyor. Diğer taraftan da fesadın olduğu zaman da arzın ölümüne sebep oluyor. Arzın ölümüne sebep. Şimdi bu musibetle alakalı, umumi hatalardan dolayı, bu dünyadaki arzda Cenab-ı Hakk'ın işte meleklerin de sorduğu yeryüzünde fesat çıkarak, adaleti bozacak, kan dökecek, her türlü fıtrata müdahale edecek, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine isyan edecek, ahlakta ve hayatta anarşilik yapacak, öyle bir zulümler yapacak ki bu beşer, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, yarattığı eşyanın gayesinin tam tersine öyle bir şekilde zulüm ve zulümata şey yapacak ki beşer, tarihte tabiri caizse hiçbir mahlukun, hiçbir beşerin yani kainatta yapabileceği iş değil. Yani insan öyle ki aynı zamanda hem zehir hem panzehir. Hem tez hem antitez. Yani bir tarafında şeytanlar, bir tarafında melekler gibi. İnsan ortada bir mahluk. Yani melekleri de geçebilir, şeytanlardan aşağı düşebilir, hayvanlardan aşağı düşüre yani. Şeytanlardan da tabiri caizse aşağı düşebilecek, hayvanlardan aşağı düşebilecek bir mahluk. Yani evet. Bu ayet Cenab-ı Hak çok önemli bir şey de. Yani hangi fiillerle bugünkü dersimizde bunu ifade etmeye çalışacağız inşallah. İki defa fihenin birincisi diyor Allah yani yeryüzünde insan olmasaydı yani öğrenci olmayacaksa okul niye yapılır ki? Değil mi? Öğrenci için okul açılır. Yani insanlar için ama enteresan bir şekilde gene bu insanlar için vazifesi hapishaneler de insanlar için yapılıyor. Hapishaneler de insanlar için.
Yani hastaneler de insanlar için, okullar da insanlar için ama hapishaneler de aynı zamanda insan için ya. Yeryüzünün hem ziyneti, arzı ihya eder. Allah'ın halifesi olması cihetiyle eker, biçer, güzelleştirir. Beşere nefis ve şeytanın rağmine, olmasına rağmen öyle bir hayat sergileyebilir ki, öyle bir imtihanda başarılar şey yapar ki, melekler tabiri caizse, Allah meleklerine gösterir. Ben demedim mi size? Bakın benim öyle kullarım var ki, nasıl fedakarlar, nasıl ihlaslılar, nasıl samimiler, nasıl güzel vazifelerini yapıyorlar, nasıl benim esmamı anlıyorlar. Esmamın muktezası olan benim sanatçıklarımı takdir edip, taklit edip, onların numunelerini yapıyorlar, onun mikyasıyla beni anlıyorlar. Beşer bu cihette yeryüzünün neyi? İhyası. Demek beşerin varlığı, yaratılması ve beşerin burada doğru işler yapması nedir? İsrail gibi, Allahu Ekber, birincisi ihya ediyor ruh gibi, ikincisi de aynı şekilde beşer arzın aynı zamanda Azrail'i. Yani şimdi bizim bu çektiğimiz bela ve musibetlerin, yani yeryüzünde yağmurların yağması, dünyanın sistemin bu şekilde çalışmasının sebebi gene insanlar olduğu gibi, insanlardan dediğimiz bahusus kainatın manalarını anlayan sayısı az bile, veya işte bir avuç elmas değil mi? Dağlarca demirden veya topraktan daha kıymetlidir. Müminler, hakiki müminlerin de Allah'ı bilen marifetine sayısı az olabilir ama bütün dünyadaki tabiri caizse yani ağır basar kalite olarak. Ama bu kaliteli insanların gerek sayıya kemiyeten ya keyfiyeten, yani gereksel azınlığı, gerek keyfiyeten azınlıkları bir veyahut da onlara yapılacak düşmanlıklar sebebiyle de günahlı insanların, günahların yeryüzünde fesat çıkaran, kan dökenlerin çoğalması hasebiyle bir kez Allah aynı beşer Azrail gibi arzın kalbine kadar pençesini sokup arz-ı imatesini işarettir. Yani kıyamet gene bu zalim beşerin eliyle çıkacak. Şimdi bunlar küçük birer kıyametler. Tabi dün biraz müspet cihetlerini şey yapmıştık. Bugün ise beşer hangi fiilleri, demek ki beşerin bazı yönü var. Devletler, milletler ve beşerin demek umumi hataları var. Sükute, yani haksızlığa normalleşmesi, ses çıkarmaması, kalben de belki taraftar olması cihetiyle beşer bu umumi musibetlerden hepsinin bir hissesi oluyor. Nasıl ki Allah'ın gönderdiği yağmurdan, rahmetten, havadan herkes hissesini alıyor. Aynı zamanda ortak bir günah varsa, Allah tarsa veya bela musibette gönderdiği zaman da herkes de gene hissesine kadar, şirketteki hisse gibi düşünün. Yani kimininki 0.1, 0.5, 0.1, kimininki %1, %5, %10, %20. Evet, Müslümanın hissesi var, Hristiyanın hissesi var, Müslümanın hissesi var. Ama beşere tabi zulmeden zalim, rail gibi diyor. Arzın kalbine kadar pençesini sokup, şimdi fıtrata müdahale etmek istiyorlar. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri tam tersi mahiyette kullanmak istiyorlar. İnsanları geçen 3 gün önceki dersimizde şey yaptığımız gibi, köleliğin daha üst, transhumanizm dedikleri vesaire işte, tabiri caizse robotik insanlar gibi. Hatta insanlara çocuklarını bile, plan proje öyle, normal yollarla değil de biz size diyor anne babadan alacağımız hücrelerle diyor, birilerinin anne karnında veya laboratuvarda ne yapacağız, biz o çocukları size tabiri caizse elma armut gibi vereceğiz yani gibi. Anne babalığa da gerek, aile olmaya gerek yok vesaire gibi. Fabrikasyon planları, projeleri çok acayip plan yapıyorlar yani. Şeytandan ders alarak böyle enteresan bir şekilde fıtrata müdahale edici. Genetiğe Cenab-ı Hakk'ın yer kainatta yarattığı temiz ve sahih olan. Ha şu demek değil mi? Ben hem ilahiyatçı hem de ziraat mühendisi ve genetikle alakalı bizim alanımız zootekniğinde olmamız hasebiyle genetikle alakalı Cenab-ı Hak insanlara yani yoktan yaratma gibi bir şey yok ama fakat cüz'i müdahalelerimiz olabiliyor. Müsbet manada Cenab-ı Hakk'ın fıtratın ve kanunun müsaade ettiği gerek seleksiyonlardır, kaliteler ürünleri, daha çok ürünler almak için müsbet manada ama başka hayvanların genetik yani gen yapılarını yani hayvanınkini bitkiye adapte etmek veya hayvanların birbirinden ondan alıp ötekine adapte etmek gibi şeyler fıtrata ters ve mahiyeti gerek hayvanın gerek mahlukatın fıtratını, yediğini işte GDO'lu gıda dediğimiz yani fıtratında olmayan başka şeylerle müdahale edildiğinde
orijinalliği bozuluyor. Faidelerinden çok zararları oluyor vesaire. İnsanı insan değil, tabiri caizse biz hayvanlaştırarak, kısırlaştırarak. Tabii arkalarında çok şeyler yapıyorlar. Kısır tohumlarla kısır insan projeleri var. Yedirdikleri gıdalarla insanı ne yapıyorlar? Hayvanlaştırma olarak neleri var? Hayvanlar proje yapıyorlar yani, tabiri caizse. Allahümme salli ala seyyidina. Evet, beşerin Mustafa Osman abi. Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun abi. Buralarda şimdi birazdan okuyalım, Mustafa Osman abi YouTube'dan şeyler yazmış bize, yorum. Evet, beşerin bulaşık ile karışmamak şartıyla hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor. Karıştığı yerde beşer ne yapıyor? Karıştırıyor. Yani öyle bir enteresan bir durum ki, yani insan eli girmemiş yerlerde gitsek Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed nedir? Amazon'un ormanlarına, balta girmemiş ormanlarına, insan eli girmemiş yerlerde bir nezafetsizlik, bir çirkinlik, bir pislik yok. Ama insanın girdiği yerlerde atmosfere zarar veriyoruz, çevreye zarar veriyoruz, çöp dağları vesaire. Halbuki insana Cenab-ı Hak ilim vermiş. Bu ismi Kuddüs'ün tecelli, mevcudatta örnekleri var. Biz temizlik cihet hem yaparız, hem tüketiriz, hem de temizliğe de biliriz. Ama beşer hırslı, efendime söyleyeyim, pisletiyor, kirletiyor, Allah muhafaza. Manen kirletiyor, madden kirletiyor yani. Dünyanın manen de ölümünün sebebi gene beşer olacak. Maddeten de ölümünün. Evet. Bu yarım asırda gördükleri umumi harpler ve dehşetli inkılaplar ve sükutlar ve tahripler başlarına bir kıyameti koparacak. Evet abi. Hutbe-i Şamiye'de. Demek yani insan Birinci Dünya Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı çıkartmış. Yani şu kadar 8 milyar değil, 18 milyarı da besleyebilecek. Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. 18 milyonu da besleyecek ne var? Yani yeryüzünde toprak da var, tohum da var. Ama daha önceki derslerimizde de konuşmuştuk. Neydi? Yani dünyadaki nimetlerin %80'ini %20 kullanıyor, sahiplenmiş. %80 kapitalin, sermayenin, para nimetlerin başına %20 çullanmış. Geriye kalan, yani 100 lira varsa 80 lirası 20 kişide. Geri kalan 20 lira da 80 kişi idare ediyor tabiri dünyanın. O 20 kişinin de 3, 5 veya 10'u tabiri caizse %3'ü 5'i o %80'in %90'ına malik. Diğer onları da onların tabiri atlarlaşan küçük taşörenleri gibi yani. Böyle faaliyet gösterenler maalesef. Cenab-ı Hak beşer ne yapıyor bu vesileyle? Yeryüzünde fesat taraftan Mikail aleyhisselam gibi tabiri caizse bir taraftan da azrası için bir ilaç iken diğer taraftan ölümünü intihac eden bir zehirdir. Beşer yani, evet, bize de soruluyor bu işte zehir bizim elimizden, yani beşerin elinden oldu. Bu pisliği biz getirdik, bizim fiillerimiz getirdi. Geri götürecek ki gene bizim duamız, niyazımız, acımızı, fakrımızı anlayıp dergâh-ı ilahiye iltica edip geçenki derslerde de okuduğumuz gibi beşer uyanacak. Dergâh-ı ilahiye, Kur'an'a ne yapacak? Tarziye verecek. Adalet-i ilahiye namına mahkemeler açacak inşallah. Oraya doğru gidiyoruz. Gelecekler. Öyle mahkemeler de açacaklar. Bizden insan da isteyecekler. Gelin diyecekler. Kur'an'ın hükmüyle hüküm verecek bize hakimler verin diyecek bu eznebiler. Allah ömür verirse göreceğiz. Tabii hemen bu 1-2 senede olacak bir mesele değil. Bu inkılaplar böyle devam edecek. Önce İttihad-ı İslam'a giden bir yolumuz var. İttihad-ı İslam'dan sonra dünyada inşallah sulh-ı umumi. Önce Müslümanlar uyanacak. Müslümanlar bir araya gelecek. İttihad-ı İslam manası. Fakat bu İttihad-ı İslam manasını beşerde şu an çarpışan iki tane kuvvet var dünyada. Arzı fesade verenler. Adına küreselci dedikleri, paganist dedikleri, Firavun ve işte Kabala sistemini kullanan, bakıyorsunuz bir zaman Siyonizmi kullanırlar, bir zaman işte Evanicalistleri kullanırlar. Önemli değil onlar için. Onlar bütün dinleri, bütün şeyleri, üstteki göz, o tepe, üçgen var ya işte bu deccaller. Yani her şeyi gören, her şeyi biz göreceğiz, her şeyi biz yöneteceğiz diyen paranın işte Merkez Bankası'nın, doların üzerindeki doların sahipleri. Ve bunlarla alakalı Hristiyanlardan ne yapacak Hristiyanlar? Dünyadaki Hristiyanlar, Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun. Bir kısmı ya ne oluyor? Bunlar bütün dinlere, fıtrata harp açmış deyip
Hristiyanlık İslamiyet'e yaklaşacak. İçindeki batıl hurafelerden, tevhide muhalif şeylerden inşallah uzaklaşacak. Ve Müslümanlarla beraber hareket edecekler. Bu güruha karşı. Müslümanlarla bunların hareket etmesi neticesinde de bu batıl olan güruh mağlup olacak. Şimdi bunlar hem dinlere saldırıyorlar, dünya ekonomik teknolojinin tabiri caizse biz sahibiyiz diyorlar, biyolojik savaş, harp vesaire ilan ediyorlar. İşte men yufsidi, meleklerin dediği gibi yeryüzünde fesat çıkaran, kan döken olan bu insanlar. Diyorlar ki işte dünya insan nüfusu 9 milyar olursa dünya bu işi olacak. Yarı insan insanlar, işte çipli insanlar gelecek vesaire. Biz bunlar için sayısı azalsın, şu kadar milyona düşelim, şu kadar milyara düşelim diye. Onların şeylerinde 500 milyon diyorlar, yani oraya kadar düşmek hesapları var. Ama Allah'ın da bir planı var. Onların planını konuşuyoruz biz. Yoksa öyle olacak manasında değil. Bu kimseyi korkutmak manasında da olmasın. Allah'ın izniyle muvaffak olamayacaklar. Ama ne olacak? Beşer bununla alakalı bedel ödeyecek. Ödedi, ödüyor. Her gün bir bedel ödüyor beşer şu an. Evet. Ama bu beşerin tacizse dünyadaki şeylerin de devletler de dediğim gibi bu Hristiyanlardan özellikle ya yeter bizim sizden çektiğimiz, bizi de kullandığınız deyip Müslümanlarla inşallah aklı başında olan Müslümanlarla Allah izin verirse baş başa el ele verip bunlara karşı bir mücadele başlatıp bunun neticesinde de inşallah dünyada bir sulh-ü umumi gelecek. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği yani bununla alakalı işte gerek Mehdi'dir gerek İsa'dır. Yani hadis-i şeriflerde yani 37 tane mesela deccal geçiyor. Yani deccaller çeşitli zamanlarda ve mekanlarda varlar. Yani çok değişik deccaller var. Her asrın kendine göre bir deccali var yani. Ahir zamanın tabii büyük Mehdi'si, büyük deccalleri vesaire de gelmiş. Ama en önemlisi diyor iman noktasında. Yani bu hizmet edenler, imana saldıran deccaller vesaire. Ama her asırda temsilcileri var. Büyük deccal ise bunun yani patronları kim? Her asırda gelen deccallerin patronu şeytan. Yani efendime söyleyeyim şeytani akıl, rahmani akıl diyoruz. Yani rahmani akıl nübüvvete, enenin müspet cihetini, nübüvvete bakan yönünü kullananlar var. Enenin böyle menfi, beşere emanet edip de kendine yanlış olan şeytanların emrinde kullananlar var. Birilerinde firavunlar, nemrutlar, neronları işte çıkartmış. Asrımızın son zamandaki adına önemli değil. Rothschild ailesi deyin, Rockefeller ailesi deyin. Hiç önemli değil yani bunlar. Bunlar sadece o asırdaki temsilcileri yani. O zamandaki temsilcisi Firavundu. Filan zamandaki Nemrut'tu. Filan zamandaki Ebu Cehil'di. Bu anda bunu temsil eden birileri, bazı aileler, bazı şeyler olacak yani. O zaman da vardı. Ebu Cehil o zaman, Ebu Leheb'ler vardı bu asırında yani. Yani işte gücü, otoriteyi temsil eden Firavun bir taraftan akademik ilmi ve ahlak üzerine duyuruyor. Peki Firavun nasıl yapıyordu insanları? Aynı zamanda da medya, ya o zaman insanların yüzünü, gözünü boyaması lazımdı. Kendini ilah gibi insanlar, işte sihirbazlarla bu işi yapıyordu. Şimdi de değil mi bak bu sihirbazın yeri medya yapıyor yani. Batılı hak, hakkı batıl gösteriyor. İnsanlar nasıl etkiliyorlardı vesaire. Şimdi de aynı şekilde insanları büyülenmesi devam ediyor. Allah muhafaza. Ve devamlı bir şekilde havaya, yani bunlar kabalarla böyle, kabala ilmiyle, yani büyüyle böyle, efendime söyleyeyim, insanları tabiri caizse istikameti bulamamaları için hem öyle büyüler, hem televizyondan büyüler, hem radyodan büyüler, hem elektromanyetik dalgalarla, hem gıdalarımızla, her şeye tamamen bir müdahale. Şimdi bunlar da yetmiyor çünkü okunan dualar, Kur'anlar, bunların bu şeylerinin insanlara tesiri çok cüz'i kaldı. Tamamen geçiremediler. Bir kez ne yapıyorlar? Biz çiplerle bir kez insanları, hacklenebilen insan, yönetilebilen insan, istediğimiz ne yaptığını bileceğiz, dijital, yani tamamen bir şey. Yani bizi sevdirdi, yani seveceğimizi onlar tespit ediyor. Kime oy vereceğimizi onlar tespit ediyor. Mesela Ukrayna'da bir dizi çektirdiler insanlara, dizi. Bir başbakanı canlandırıyor kendi ülkesinde, işte cumhurbaşkanını. Ondan sonra o adamı, aynı aktörü, yani güzel bir korgulamayla sanki insanlar onu gerçek gibi algılayarak o adamı daha sonra seçime koydular ve aslında bu bir proje. Yani şunu diyor. Ben dizi çektiririm. Dizinin arkasında da bunu insanlara seçtiririm. Seçtirdi mi? Seçtirdi. Mesela balina diye oyun yapıyor işte mavi balina, beyaz balina mı ne? Çocuklara mesela buna benzer başka oyunlar da var.
görevler veriyordu. İnsanları, çokları öldürttü mü? Öldürttü. Yani bunu şunu diyor. Ben istesem sizi demek ki bu kadar yönetebiliyorum yani. Aslında şunu diyor. Siz haberim, insan ne yapıyor? Aa, şu oyun zararlıymış. Ya bilseydik vallahi o oyunları, dizileri, filmleri izlemeyecektik. Çünkü haberimiz yok. Onlar gibi giyiniyoruz, onlar gibi yiyoruz, onlar gibi konuşuyoruz, onlar gibi bir sosyal hayatımız oluyor. Allah muhafaza. Onların istediği gibi yani. Yani ben çocuğa diyordum mesela, enteresan bir şekilde mesela dünyayı mesela pizza, McDonald'slar, pizzalar İslam ülkelerine, diğer ülkelere mesela şube açtılar. Hiç kimse satamadı yani. Çünkü bizim pidemiz var, lahmacunumuz var. Zaten olmaz diyordum yani. Tadına bakıyorduk. Bu nasıl bir şey ya? Diye böyle. Ama ne yaptı adamlar? İlk önce Ücret Ninja Kaplumbağalar diye bir dizi, çizgi film yaptılar. O Ninja Kaplumbağalar çizgi filmini kanallara ücretsiz olarak verdiler. Yani çizgi film yapmanın bir maliyeti var. Çizgi filmi ne yaptılar? Ücretsiz olarak Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kanallara verdiler. Kanal ne yaptı? Onu seyrettirerek orada ne yapıyor Ninja Kaplumbağalar? Ne yiyorlar? Siz söyleyin. Pizza yiyorlar. Sonuçta bak, dünyanın şimdi Türkiye'de her yerinde bile bak pizza yiyoruz biz ya. Pizza söylüyoruz. Televizyon şeylere bakın, reklamlara. Ben diyorum bizim kültürümüz gerçekten, lahmacunumuz, pidemiz varken bizim şeyimiz nereden çıktı yani, değil mi? Ha demek ki birileri, bizim kültürümüzde sigara yokken bak bize sigarayı, dünyaya nasıl sigarayı alıştırdı, değil mi? Bizim kültürümüzde yok eskiden yani. Gidin 200-300 sene öncesine. Yani ta bak dünyaya nasıl bir şey empoze yapıyorlar mesela. Marlboro tutunamamış. Tutunamadığı için ne yapmış? Sağda solda her tarafa kartonlarını bırakıyor. Boş, yani hem televizyonlarda hem şeylerde hem de yerlerde izmaritler, kutuları görünce o demek ki bu Marlboro şeymişti. Marlboro öyle kendini piyasada tutturuyor mesela. Kola içmiyor insanlar mesela. Bizim Ankara gazozumuz vardı yani. Ankara gazozu. Şişelerle şişe iade ediliyor. Kola tutunamıyor. Bir kez ne yapıyor? Şişenin geri iade edilmesi lazım ya. Çünkü şişenin maliyeti var. Tutunmadığı için aynı firmayı batırarak piyasadaki gazozları, Ankara gazozlarını kola şirketi alıyor. Şişeleri iade etmiyor. Yani dolayısıyla şişeleri imha ediyor. Geri şişeler dönmediği için, dolduramadığı için, daha çok maliyeti olduğu için, üretim fiyat meselesinde vesaire olunca bak, ama stratejileri yememizden içmemizden tutun da bunlar çok cüz'i kalıyor ama hoş yani, içme içti de paramızı aldı. Hayır, adam Yahudinin İsrail'e bağışlıyor. Hadi ondan da geçtik. Ya kola bari bir şey sağlığıma faydalı mı? İçinde vitamin mi var? Mineral mi var? Ne var yani? Maalesef sağlığımıza da o kadar zararlı ki ne? Yani yararlı. Evet, Niğde gazozu ve simit abi. Diyarbakır ciğerini de seviyoruz. Çok seviyoruz. Adana şalgamını herkese. Allah razı olsun. Yani biz bunları tamamen silmek istiyorlar. Bunları ne yapmak istiyorlar? Tamamen silmek istiyorlar. Tamamen. Yani hamımıza da, kebabımıza da, etimize de, tavuğumuza da, gedde oğlu hayvanlara her zaman. Evet, Allah razı olsun. Evet. Şimdi evet, inşallah beşer ne yapacak diyor, nedir? Çabuk aklının kıyamet kopmazsa, beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyitler cemaati yapacağını rahmet ilahiden bekliyoruz. Yani bu Mehdi ile alakalı bazen soruyorlar ya abi, tek yani dedim ya, çok Mehdiler var. Çok deccaller var. Dün de okuduk, geçen okuduk. Deccallerin diyor fitneleriyle diyor üstadımız. Deccallerin fitneleri. Yani demek bir tane deccal, İslamlar içinde bir Süfyan gelecek. Ama o Süfyan diğer deccallardan büyüktür. Çünkü tahribatı İslam ülkesine olmuş. Onun karşısında imanı ve İslam'ı müdafaa edip yeniden imanın, İslam'ı tahkik, imanın tesisine vesile olacak manevi vazifeli Mehdiler var. Mehdi var. Ondan sonra onun cemaati Nuraniyesi var. Ama daha sonra, çünkü ne diyor? Siyasi alemde gelecek bir Mehdi var. İttihad İslam'ı şey yapacak. Daha sonra ordular olacak yani. Çünkü birincisi diyor Seyitler cemaatiyle ittihad edecek. Yani Alem İslam'daki mübarekler, Ali Beyt'in. Daha sonra ne var? Ordular olması gerekiyor. Alem bunun, çünkü ekonomik gücü olacak. Yani demek ki siyasi alemde, askeri manada Mehdiler gelmiş, geliyor ve gelecek. Demek bunlar var vazifeli olarak. Hadis-i şerifte mesela cehcah deniyor gene, Mehdi'den sonra gelmiş. Diğer siyasi Mehdi'den önce gelip zemin hazırlayacak cehcahlar var. Efendime söyleyeyim. O cehcah ne yapar? Kafire bir korku verir. İslam alemine bir ümit verir. Daha sonra siyasi alemdeki ne yapar? Billah Mehdi deyince insanlar Mehdi'yi Mehdi olarak alnında Mehdi yazmayacak. Bu çok önemli. Çok önemli bir mevzu bu. Yani Mehdi'yi Mehdi olarak veya Deccal'e Deccal olarak Deccal diye bilinmeyecek. Bunlar yaptıkları işlerle bilinecek. Mesela şeytan dünyada iş yapıyor. Şeytanın kim olduğunu bilen var mı? Gören var mı?
Melekleri var mı? Ama biz biliyoruz melekler de vazife yapıyor. Şeytan da yapıyor. Şeytan ve avanesi ve şeytandan ders dinleyenler. O da vesvesesini de veriyor. Hatta ve hatta şeytana tapanlar, şeytandan bizzat görüşüp ders alanlar olduğu gibi Hızır'dan da ders alan meleklerle görüşen insanlar var mıdır? Yani evet, peygamberlerden de mi görüşmüşler? Hızır Aleyhisselam'dan görüşenler var mı? Var. Evet, melekler temessül eder mi? Evris sülahai ümmete, ümmetin salihlerine kabiliyeti varsa. Evet, gibi. Evet, bunlar yani Deccal'ın Deccal olması veya Mehdi'nin Mehdi olması, Mehdi diye herkes bilmeyecek. Mesela İsa Aleyhisselam gelecek. Ya söz vermiş, vaat etmiş Cenab-ı Hak. İsa Aleyhisselam gelecek. Gelmiş, geliyor ve gelecektir yani vazife. Ama hadi ben geldim, ben İsa'yım, ben öyle bir değil. İsa'nın İsa Aleyhisselam olduğunu da bilmeyecekler. Yani yakınları sadece bilecek. Diğer türlü bilse insanlar ne olur? Yani tabiri caizse sır imtihan kalkar ortadan. Bak Müslümanların haber verdiği çıktı. Tek gözlü şu kadar minare kadar bir adam, onun karşısında İsa geliyor zıplıyor. Ya imtihan bu, inanan inanmayan herkes ne yapmak zorunda? İnanırdı yani. Değil mi? Halbuki yani Cenab-ı Hak akla kapı açar, ihtiyarı elden almaz. Peygamberlere de mucizeyi vermiş Cenab-ı Hak. Mucizeleri görüyor, gösteriyor. İnsanlar mucizeleri görüyorlar. Ama isteyen inanıyor, isteyen inanmıyor. Ama o mucize devamlı olmuyor. Mesela peygambere inanmayanlar karnı ağrısaydı veya hemen veba olsalardı veya onu kötü sözü söyleyenler hemen o anda ölselerdi. Herkes ister istemez ne yapacaktı? Aba Hazreti Muhammed'in sözünü dinlemeyen böyle oluyormuş diyeceklerdi yani. Halbuki hayır, öyle olmadı. Bak Cenab-ı Resul onlarla mücadele etti. Esma-i Hüsna'nın gereğini yaptı. Anlattı, hicret etti. Daha sonra bak cihad edildi değil mi? Birden olmadı yani. Çok sıkıştıkları yerde Efendimiz'in geçen ders anlattık. Allah neyini göndermiş demiştik Bedir'de. Sayılar onlar 3 katı ama onlar vazifesini yapmıştı müminler. Melekleri gönderdi insan suretinde. İnsanlarla onlara kılıç ne yaptı? Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. 5000 melek Bedir'de Allah Resulüne yardıma geldiler yani. Ama insan şeklinde ellerinde kılınçla. Halbuki Allah onların bir anda ruhunu kabz edebilir değil mi? Hayır. Bak onlar halen tarih kitaplarına geç 300 kişi 700 kişi. Yani rivayetler var şey yapılıyor ama herkes ne yapamıyor halen? İdrak da edemiyor yani. Allah görünmez ordularıyla onları ne yapmış? Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. Desteklediği gibi desteklemiş. Müminleri de şu an geçen konuştuk. Cenab-ı Hak işte bu planlar var, projeler var. Buna mukabil ne göndermiş dedik Cenab-ı Hak? Cunudullahından, askerlerinden ve ma ya'lemu cunudu rabbike illahu ayetinde denildiği gibi Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Allah'ın yani Rabbinin diyor askerlerini ancak o bilir. O bir maymundan da işte mücahit ve şehit bir maymundan bahsettik. Yunan kralını öldüren. Evet. Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. Demek ki şeyler devam ediyor yani. Evet. Şimdi demek beşer, evet abi, şimdi 5G diyorlar. Evet. Bu 5G falan aslında Cenab-ı Hakk'ın çok büyük nimetleri. Ama insanlarla beyin dalgalarını kontrol edebilmek, düşüncesini kontrol edebilmek. Mıknatıs gibi. Mıknatıs nasıl ki demir tozlarını çekiyor. İnsanlarda da böyle manyetik, geçen dünkü dersimizde konuşmuştuk. Kelime Allah, yani Cenab-ı Hak yarat ervah-ı tayyibe, ervah-ı habise diye. Havada konuşulan hayır kelimelerinden Allah ondan ruhani, yani ya ervah-ı tayyibe, yani hayırlı mahluklar ya da şerli mahluklar yaratıyor yani. Devamlı Allah, hiçbir şey abes yok. O enerjiden, yani bunlar da bu enerjilerle, bu mahluklarla insanları tesir altına almak istiyorlar. Efendime söyleyeyim, şerri kolaylaştırıp hayırdan uzaklaştırmak istiyorlar. Bununla alakalı da yani 3G'si 5G'si fark etmez. Çip takılırsa, çünkü bir proje var şimdi. İnsanlara filmlerde yaptıkları kurguları insanlara şey yapacaklar. Ve evet, şunu da belki diyecekler. Pek çok yazılarda, makalelerde ve bununla alakalı araştırma yapan hocalarımızdan işimiz duyuyoruz yani. Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. Yani insanlara işte şu an bazı yerlerde takmaya başlamışlar yani. Yani bunun çaresi olarak da mesela Bill Gates de diyor çip takılması vesaire kendine taktırıyor. Yani insanları buna mecbur etmek gibi. Ama Allah bu virüsle bunların da düzenini bozacak inşallah. Allah'ın izni ve keremiyle. Hristiyanlık alemiyle Müslümanlık alemi el ele verecekler bazı noktalarda. Ortak düşmana karşı. Tabii bu nasıl şimdiki bu
şey değil. Aklı başına alacaklar biraz yani inşallah. Allah onlara da hidayet etsin. Hakkı hak görüp batılı batıl görmeyi nasip etsin. Ama onların içerisinde biz de çok insanlar gördük. Medyada da görüyoruz yani. Yahudilerin içerisinde bile var yani. Siyonizme karşı olan, onların bu gibi yaptığı dünyada ölümlere karşı olan. Ehli kitaptan da var. Hatta Hristiyanlardan var. İsa Allah'ın oğlu değil, peygamberidir diyen. Mesela Hristiyanların aldıkları bir karar var 1985'te konsilde. Hazreti Muhammed Allah'ın, o da bir Resulüdür. Kur'an da Tevrat ve İncil gibi bir Allah'ın gönderdiği kitaptır diye. Ama bunu ne yapmadılar? Deklare edemediler. Ama bu süreçte şu an İspanya'da ezan okunmasına müsaade ediliyor. Düşünün. Almanya'da ezan okunmasına müsaade ediliyor. Açıktan ezan okunuyor. Açıktan Allahu Teala aleyhi ve sellem ne okunuyor? Ezanlar, ezanı Muhammediler okunuyor. Şimdi dünyada bunlar insanların İslamiyet'e onlar hani şer istiyorlardı ama Allah entegre o şey ve hayrul lekum. Yani size bazen çok şer gibi görünür ama Allah ondan çok hayırlar çıkartır. Asim tuhubbu şey ama huve şerrul lekum. Yani aynı şekilde de Allahu Teala aleyhi ve sellem. Bazen de sevdiğiniz çok şeyler vardır ki size ne gibi gelebilir? O da size Allahu Teala aleyhi ve sellem nebine Muhammed ne gibi gelir? Sevdiğiniz şeyde bazen onda da şerler olabilir yani. Cenab-ı Hak muhafaza etsin inşallah. Evet. Şimdi buradaki dersimizden evet. Men diyor işte men yufsikken bu diyor beşere o işaret olan bu kim? İnsanlar bunlar. Yani melekler neden peki diyor men yufsidu? Beşerin şahsına değil yaptıkları işe karşı olduğunu melekler bunu ifade sadedinde soruyor. Men yufsidu? Yani yeryüzünde yoksa beşere düşmanlıkları yok. Ama insanların yaptıkları fiillere, melaketin bak maksadı diyor, beşerin şahsiyeti olmamak, kendilerine sakil, ağır gelen bir mahlukun Allah'a isyan etmesine işarettir. Evet, Allah melekler de hayret ediyor. Evet, yufsidu, isyan ederler demiyor, ya'sillah demiyor mesela. Yeryüzünde Allah'a isyan ederler diyor. Bu fesat. Çok enteresan bir şey muhteremler. Yufsidu, fesat. Şimdi önceki konuştuğumuz var diye gerek genetikte, hayatta, sosyolojik hayatta, iktisatta, adalette. Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. Ne yapıyorlarmış bunlar? Bak ne diyor? Yufsidu, fesadın isyana bedel zikri. Allah onu isyan ederler diye. Hani yeryüzünde isyanlarının nizam-ı alemin fesadına sebep olacak. Bunlar öyle bir isyan edecekler ki. İsyanları sadece yaptığı şahsi günahlarla kalmıyor. Nedir? Ne oluyor? Alemin nizamını bozuyor, düzenini bozuyor. Sağlıktaki düzeni, beşerin kendi arasındaki düzeni, aile içindeki düzeni, ekonomik düzeni. Evet. Ve yufsidu ve fiili muzari ile Cenab-ı Hak şey yapıyor. İstimrar çünkü bu. Devam ile teceddüs ifaden muzari sigası, fesadın zikredilmesi. Melaiken asıl istemedikleri ve inkar ettikleri ancak isyanlarının devam ve istimrarla vukuğa geleceğine ait olduğu işarettir. Yani beşer bir de değil. Hani Adem Aleyhisselam'ın oğluyla başlayan Nuh Aleyhisselam'ın kavmine bak, Salih Alem'in kavmine bakın, işte Firavun'a bakın, yani Musa Aleyhisselam'ın kavmine bakınız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yani her dönemde beşer bu diyor, bu fesadına da istimrarla devam edecek. Yani akıllarını bir başına alıp da ya tamam ya biz bu hatları karıştırıyoruz, bak bu kadar belalar geliyor. Allah bizleri yani ne yapıyor? Gene uslanmıyor tabiri caizse. Gene kaldığı yerden devam ediyor. Melaikenin diyor, beşerin isyanlarının devam ve istimrarına nereden biliyor peki bunlar? Cenab-ı Hakk'ın ilamıyla bilmişler. Ya Allah ona bildirmiş ya da diyor levh-i mahfuza her şeyin yazıldığı olduğu deftere, kaydedildiği yere bakıp ondan almışlardır. Veyahut da diyor insandaki diyor kuvve-i gazabiye ve şehviyeden anlamışlardır. Yani insanın mahiyetinde çünkü kuvve-i şehviye ve gazabiyeye Cenab-ı Hak ne yapmamış? Had koymamış. Had koymamış. İfrat ve tefrite düşüyorlar. İkisinden de zulüm olur yani. Cenab-ı Hak insana kuvve-i şehaviye ve gadabiye vermiş. Ya bunların şeylerinden, ifratlarından da, tefritlerinden de zulüm olur. Vasatında ise ne olur? Allahümme salli aleyhi ve sellem, adalet olur. Onu da başka bir dersimizde okuruz inşallah. Fîhâ kuvve-i şehaviye ile arza fesat hasıl olur. Kuvve-i gazabiyenin tecavüzüyle katıl ve kıtale mahal olur. Var ya bak, kuvve-i arza fesat hasıl olur. Bir, yani menfaati için her şeyi şey yapan insan kavga-i gadabiye ile ne yapar? Ya sinirleniyor birbirinin menfaatine mesela harp çıkartıyor. Yani harp dünya bak Birinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan, İkinci Dünya Savaşı'nda
Allahümme salli ala seyyidine ve nebine. 40 bin sadece sivil ölmüş. Askerler hariç. Ya bu beşer, bu medeniyet, medeniyet dediğimiz bu medeniyetin kullanım açısına bakar mısınız Allah aşkına? Medeniyetle şeyin mukayesesini yapmıştık. Ya halbuki arz takva üzerine tesis edilmiş bir mescit hükmündedir. Yani bir yer düşünün ki bir cami, bir mescit. Cenab-ı Hak orayı ne yapmış? O bahçeyi ne için yapmış? Allahu Teala aleyhi ve sellem. O bahçede güzellikler, yani o bahçeye girse insan, ağaçların dallarını kırsa, çeşmeleri bozsa, sağa sola taş atsa ne kadar çirkin olur değil mi? Yani halbuki ya bu bahçe böyle güzel güzel efendi efendi oturun, güzel nimetlerden yiyin, birbirinizden paylaş. Ya halbuki arz bu dünya takva üzerine tesis edilmiş bir mescid hükmündedir. Ve fiha fesat ve sefk gibi, yani yeryüzünü fesat edecekler ve haksız yere kan. Sefk onu zaten söylüyor. Haksız yere, şimdi aşağıda da okuyacağız. Sefk gibi iki rezileyi birbirine atıf ve cem eder. Çünkü fesat sefki dimaya sebeptir. Fesatlarından dolayı ağır yeryüzündeki isyanları nereye varıyor? Fesada. Ve kendilerine ne diyor? Siz yeryüzüne fesat çıkartma, ne? Ya ne diyor? Biz kesin neyiz diyor. Hayır diyor. Biz ıslah edicileriz derler. Ya. Kendilerini ne diye şey yapıyorlar? Bunlar da böyle. Bir yeryüzünü diyor ıslah edicileriz gibi kendilerini tanıtırlar yani. Halbuki diyor onlar diyor ifsad edicilerin, fesat ettilerin ta kendileridir yani. Evet. Yesfikûne'nin yektulûne. Allah da ne demedi? Melekler ne demiyor? Yeryüzünde öldürürler demiyor. Yesfik. Sef kelimesi Arapçada şunun için, bak Kur'an nasıl bir mucize bir kelam. Başka kelime. Aynı yektulûne de deseydik o hayır. Çünkü sefk zulmen yapılan katildir. Sefk nedir? Haksız yere. Şimdi çocukları öldürmüyorlar mı? Sivilleri öldürmüyorlar mı? Bir de zalimin öldürülmesi var. Hırs, yani mesela nedir? Katilin öldürülmesi var. Bu sefke girmiyor. O da öldürmedir ama o hak edenin ne yapması olduğu için. Ama bu ise sefk zulmen yapılan katildir. Bu ise fesada daha münasiptir. Çünkü katlin ifade ettiği mana katlin mübah kısmına da şamildir. Cihatta veya bir cemaati kurtarmak için yapılan katiller gibi, savaşlar gibi, işte suçların cezası vermek gibi bu katil fesada münasip olmaz. Evet, eddime sef kelimesinin delalet ettiği Irakay demdeki demi tekittir. Yani mastar olarak ifade ediyor. Demek Cenab-ı Hak Allah'ın meleklerin de yeryüzünde Allah'ın salli ala seyyidina ve nebine Muhammed fesat çıkaracağını, hatta fil ardıdaki fiinin diyor alaya tercihi, alel ard demiyor mesela, fil ardı yeryüzünün içinde beşerin yer üstünde olduğu ala kelimesinin manasına muvafık, yani yeryüzünü, ama beşer öyle ki tercihen fi kelimesinin zikredilmesi beşerin bir ruh gibi arzın cesedine nef ve nüfuz ettiğine, arzın tabiri caizse ruhu hükmünde insan ve beşerin ölüp inkıraz etmesine, arzın yıkılmasına. Ruh ölünce ceset de yıkılır ya, insan nevi ahlakan madden manen bittiği zaman da kıyamet zaten o zaman korka kopacak yani. Evet. Evet. Cenab-ı Hak bizleri inşallah. Aleykümselam Halit abi. Barakallahu fikum. Allah yezikum annel cezayir. Nubellikum selam ile cezayir. Allah sizden razı olsun. Evet. Mustafa abi. Burada Allah razı olsun. Bize destek veriyorsun. Teşekkür ediyorum. Çapraz da Abdullah Efendi gibi bazı adamlar ehli keşiften rivayet eden bu geçen Ramazan'daki ehli sünnet ve cemaatin bir fereç bir futuhat olacağını haber verdikleri halde zuhur etmedi ilahir. Evet. Niye etmedi? Çünkü diyor camilere diyor bidalar girdi. Öyle zulümler oldu ki duaların kabulünün seddine ne yaptı? Duaların kabulünü sağlar üşümemek için. Ama bir taraftan elbiselerini hafif giyerse, ıslak gezerse, başı ıslak sokağa çıkarsa, bak bir de ya ben ama iyi iş şey yapmıştım. Yok ama bir tarafı yaptın, bir tarafı bozdun yani gibi. Yani insan ya hayır hasenat, insanların da bir tarafta müminlerin de aldanması, müminlerin kafirin zulmüne bilerek veya bilmeyerek taraftar olması da Allah muhafaza şey bir şey yani. Ama Allah'ın izniyle bak vaat etmiş bunu inşallah bir ilerleyen derslerimizde biz bunu konuşmuştuk, devam edeceğiz ama korona. Allah'ıma salli aleyhi ve sellem, miladı diye, koronadan önce, koronadan sonra diye. Bu bir süreç geçecek. Allah Cenab-ı Hak'tan
Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. Hafif, en hafif alem İslam'ın hafif insaniyetin de terbiye olarak çıkmasını niyaz ediyoruz. Beşerin planları var. Ama diyor ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Allah'ın da bir planı var. Onlar tuzak kurarlar. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Beşer bir tuzak kuruyor. Oldu bitti. Hazreti Adem'e nasıl tuzak kurmuştu? Cennetten başlayan bir süreç aynı şekilde devam ediyor yani. Kısım insanlar kaybedecek, kısım insanlar kazanacaklar. Yani bu koronada neye benziyor? Aynı bir imtihandayız. Kömür madeni ateşte eritilir. Kömür madeni ne yapılır? Ateşte eritilir. Kömürler yanar, elmas kalır. Demir madeninde de öyle. Demiri eritmek için, ondan topraktan ne yapıyorlar? Ayırmak için, altını ayırmak için yani. Bu musibetler de beşerin hayırlılarının, şerlerinin birbirinden ayrılmasına vesile olacak inşallah. Bir kısmının derecelerinin yükselmesine, tenebbühüne, gafletten uyanmasına, bir kısmının da azabının şiddetlenmesine, bir kısmının da zaten cehenneme gitmesine nedir? Daha dünyadayken işarettir yani. Evet, Allah bizi bu şeylerden muhafaza etsin. Ama bugünkü konuştuğumuz dersimizi hulasa edecek olursak ve yufsidune fil ard, demek ki beşer şu anki yani adına siz derseniz değil, ne diyorlar? Komplo teorisyonları mı diyorlar? Efendime söyleyeyim. Vesaire. Aslında komple değil. Gözümüzün önüne baka baka adamlar, Allahu Teala aleyhi seyyidine ve nebine Muhammed, korona o 2019 ile alakalı şeyleri yapmışlar yani. İlacı yani süreci, efendime söyleyeyim, pandeminin dünyaya yayılış hızı vesaire. Bunun belgeler hepsi yayınlandı. İngilizce, Türkçe bile tercüme edildi. Takip edenler görüyordur. Ama biz şunu söylüyoruz yani. Bu irade-i ilahiyeden bir çıkartmaz. Nasıl ki Birinci Dünya Savaşı'nı beşer kendi eliyle çıkartmıştı değil mi? İkinci Dünya elinde savaştı ama kadere fetva verdirdi. Mesela ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Biz bu harbe niye girdik? Yani mesela Müslümanlar olarak Osmanlı'nın girmesi. Cenab-ı Hak bize 5 vakit namaz demişti diyor. Tembellik ettik. 1 saat demişti. O 21 saatte, o 23 saate kattı, zayi ettik. Allah bizi 5 sene bir yat kalk ne yaptırdı? Bir namaz kıldırdı. 5 sene cephelerden. Kanıyla abdest aldırdı diyor. Kanıyla. Senede 70 hikmetli bir ay oruç istedi. Biz nefsimize diyor zulmettik. Yani çoğunluk itibariyle Müslüman aleminde tembellik edilmiş maalesef. O dönemki ben istatistiklere falan bakmıştım. Mekteplerdeki dinsizlik oranına falan Abdülhamit Han rahmetlinin açtığı o özellikle mühendis, doktor yetiştiren okullarda haşre inananların sayısı o kadar, o şeyler beni çok üzmüştü yani. Yani biz Osmanlıyız ama Allah da bizi tokatladı yani. Alem İslam'da kardeşlikle alakalı bir, yani birbirimizin ukubetini bilmeyerek vesaire. Allah garbın eliyle, düşmanların eliyle tabiri ise halen de bak o fitne bir şeyde devam ediyor. Bizleri hep söyleyip duruyorlar. Aa, Araplar bizi, ya Arapların binde biri böyle bir fitneye alet oldular. Binde biri, binde biri bak. Yüzde biri de değil. Ki onlar da pişman oldu. Efendimiz binde biri nerede? Ama İngilizle alakalı söven yok. Araba söven halen var. İngiliz bize ne yaptı? Yunan bize ne yaptı? Fransız bize ne yaptı? İtalyan bize ne yaptı? Onlar Avrupalı canım. Onlar öldürebilir. Onlar gelebilir. La İngiliz sana çiçekle mi affedersin şey geldi? İngilizce niye sövmüyorsun? Halen affedersin İngiltere İngilizce öğreneceğim diye İngiltere'ye gideyim okuyayım diye geberiyorsun, yanıyorsun, tutuşuyorsun tabiri caizse. Ayıp değil mi yani? Ama oraya gelince Araplar, o şey Araplar ne yaptılar? Sanki İngilizler bize abi, bizi böyle avuç ustasımken İngiliz öyle bir oyun oynamış ki dilini sevdiriyor, filmini sevdiriyor. Anlatabildim mi? Kendi ülkende seni kene sana köle ediyor yani. Muhafaza. Uyanma vakti gelmiş. Uyanma vakti gelmiş. Ben üzülüyorum. Hatta yurt dışında tabii okumak güzel, Allah yeryüzünde, ama maalesef adamlar öyle bir planlı projeleri şey yapıyor ki bizim Yeniçeriler devşirmelerimiz olduğu gibi kendi talebelerimizi düşürüyorlar, bize karşı kullanıyorlar. Maalesef. Maalesef müspet insanların çoğu bile Avrupa hayranı olarak geliyorlar. Kendi hani vatandaşını aşağılıyorlar yani böyle. Aşağılıyorlar. Allah sela yani şey, halbuki bizim kültürümüz, dinimiz, Seyyid-i Kavmi Kadimuhum. Bizim Allah için hangi konuda eksikliğimiz var ya? Ne tarihte, ne musikada, ne tıpta. Biz dünya tıbbı halen nerede kullanıyor? Allah mesela bizim Müslüman cerrahların %70'ini Müslüman cerrahların kullandığı aletlerle kullanıyor. İslam yani Allah, yani üzülüyorum yani bu Profesör Doktor Fuat Sezgin.
Kaç 25 cilt mi 20 26 ciltlik bir eser şey yaptı İslam alemindeki ilmi ve teknolojik gelişmelerle alakalı. Yani Müslümanlar olmasaydı zaten kıyamet kopmuştu da yani hani velev ki Müslümanların bu çalışmaları bu ileriki şeyler olmasaydı böyle ne medeniyet olurdu ne teknoloji olurdu ne şu anki fizik ne kimya ne astronomi olur diye. Ama enteresan onu o öyle diyor. Çok doğru söylüyor. Bir Müslümana diyor bunu diyor şey yapmak şey gayrimüslime diyor bizim Müslümanların yaptıkları ilmi çalışmaları diyor anlatmak kabul ettirmek bir Müslümana diyor anlatmaktan çok kolay. Bizim Müslüman kabul etmiyor. Bizimkiler gibi yani. Allah muhafaza bizim yani çünkü öyle bir aşağılık kompleksi var. Rahmetli validem öyle derdi. Aşağılık konfeksiyonu var oğlum bunlarda derdi. Aşağılık konfeksiyonu var derdi. Yani demek bunlarda bir aşağılık konfeksiyonu var. Ben üzülüyorum. Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed ne adına? Milletim adına. Buradan da bizi duyanlar varsa benim tabii benim şahsi düşüncem ve kanaatim nedir o? Yani bizim valimizi de efendimiz üst düzey bürokratımızı da İngiltere'ye gidip 6 ayda staj gibi veya bilmem böyle şeyler yapıyor. Ya biz kendimiz kendi eğitimimizi veremiyor muyuz? Oraya gidip affedersiniz onlara biz dilencilik yapmak zorunda mıyız Allah aşkına? Bak İtalya'ya biz yardım gönderiyoruz şimdi ya. Bizim okullarımızda bugün de konuştuk. Yani vallahi izin verseler uçak da yaparız yani. Ama bizi şimdiye kadar buna yönelik, üretmeye dönelik hiçbir zaman izin verilmedi. Önümüz de açılmadı yani. Yeni yeni elhamdülillah oluyor. Yeni yeni bizim idarecilerimiz kendi içimizden olmaya başladı. Elhamdülillah. Yoksa yapılmayacak bir şeyler değil. Özür dilerim. Ben tanıyorum. Çinlilerle de görüştüm. Avrupalı, Amerikalılarla da görüştüm. Öyle aptal şapşal insanlar ki tabiri caizse. Bunlar yapıyorsa biz niye yapamıyoruz diyor insan ya. Bizden hiçbir şeyleri yok. Taharet almayı bilmeyen insanlar, paylaşmayı bilmeyen insanlar. Efendime söyleyeyim. Bu ama bir sistem var. Sistemin içerisinde üretime dair yani milyonlar içerisinde 5-10 tane adamın çıkması onlar için kafidir ve destekliyorlar. Ve içimizdeki NASA'nın %60'ı ben daha önceki şu anki sayıyı bilmiyorum ama %60'ı mesela NASA'daki üst düzey kurulun %60'ı Müslümandı. Müslüman profesörler de oluşuyor. Gerek Hindistan'dan, gerek Mısır'dan, gerek Pakistan'dandı yani. Yani adam bu manada milliyetçilik yapmıyor ki ama kimin NASA deyince Amerika'nın mesela. Filan şeyi kim yaptı mesela diyor. Yani onun şahsı manevi adam ne yapmış? Yani bu noktada zekileri ne yapabiliyor? Dünyanın dört bir tarafında da bizde de var zaten. Bizim de zekilerimizi sınavlarla, şeylerle, alem insanla ben Cezayir'de bulunduğum yerde de gördüm. Onları sınava giriyorlar mesela Fransızca şeylerle. Fransa onları burslu olarak kendi ülkelerine götürüyor mesela. Yani bizi bize bırakmıyorlar yani. En son böyle bir kendimize geliyorduk. Onu da FETÖ ayağımıza çelme taktı hain. Zekilerimizi, kabiliyetlerimizi aldı yani. Onları kendilerine ne yaptı? Allah. Ama Cenab-ı Hakk'ın da bir planı var. Onları ta mankurtlaştırdı, mankurtlaştırdı. Kendi anasına, babasına tabiri caizse evladına, vatanına, dinine ihanet ettirdi. Bizim en zekilerimizi, kaymak takvamızı tabiri caizse. Ama Allah'ın izniyle bu ümmet ondan da kurtulacak. O fitneden de kurtuldu. 15 Temmuz'da ondan uyandığı gibi inşallah şu maddi manevi prangalardan da ne yapıyor? Allah razı olsun Mustafa Halid abi. Bunlardan da kurtulacak. Çünkü bir işi Allah murad etmiş. Allah izin verirse onu okuruz. Gelecek dersimizde. Cenab-ı Hak vaat etmişse vaadi geçti ki ama kainattaki sünnetullah kanunları da zaten bu manada işliyor. Bu sünnetullah kanunlarıyla kainattaki kanunları inşallah yarın olmazsa da onu işleriz. Nasıl bir bayram, nasıl bir bahar gelecek? Bazen insan aklına geçen işaret etmiştik. Ben kendimize bakıyorum demiştim. Müslümanlara bakıyorum demiştim. Aramızdaki ihtilaflara bakıyorum. İçimizdeki ahmaklara bakıyordum. Alem İslam'daki Müslümanlara bakıyorum. Onların maruz kaldığı zulümlere bakıyorum. Ya Rabbi nasıl olacak bu iş diyorsun. Ama Allah vaat etmiş. Bakıyorsun işte bir küçük bir asker gönderdi. Bir ayar çekiyor ki biz Suriye ile yakınlaşmamız lazımdı, bir olmamız lazımdı. Nasıl olacak ya? Onlar bize uzak, biz uzak. Onları buraya getirdi, Türkçe öğreniyorlar. Çünkü onlara çok büyük vazife düşecek bu dönemden sonra. Dünyaya bizim mallarımızı şu an pazarladıkları gibi Arapça bilip Arap alemine İngilizce biliyorlar. Onlar mesela nedir? Dünyaya bizim mallarımızı, ürünlerimizi pazarlayacaklar Allah izin verirse. Ve gittiklerinde de tekrar Suriye, Allah izin verirse ileride göreceğiz. Allah izin verirse göreceksiniz. Böyle eskisi, mazide olduğu gibi olacak. Mazide nasıldık? Aynen öyle olacak. Birleşecek, kardeş olacaklar yani. Ve orayı inşallah
maddi manevi ihyasına ve her yerde de alem İslam'da şimdi. Yani biz mesela Suriyelilere sahip çıkmamız da vazifemizdi zaten, ama Allah öyle bir itibar verdi ki bu millete, Anadolu'ya, alem İslam'da. Şu an İslam ülkelerin hangisine giderseniz gidin, bak İslam ülkelerin hangisine giderseniz gidin, istisnasız ülkemizi lider olarak görüyorlar. Biz trilyon dolarlar verseydik bu şeyi yapamazdık yani. Evet. İkincisi de Allahu Teala seyyidine ve nebine Muhammed. Yani dünyadaki diğer ülkeler bile, yani şimdi Türkiye'deki bu muvaffakiyeti, sağlık alanındaki şeyleri görüyorlar. Ve dünyada medyada en çok gene Türkiye'den bahsedilen, bizim ülkemizdeki yöneticilerden bahsediliyor yani. Bu şunu gösteriyor. Türkiye Allah'ın izniyle, yani Cenab-ı Hak kaderi ilahi çok önemli vazifeler vermiş. Bu vazifeler Allah'ın izniyle de ama sebeplerini de şey yapıyor. Biz maddi olarak bazı sebepler, elhamdülillah, bazı fidanlar var. Allah bu fidanları büyütsün, kurutmasın inşallah. Maddi manevi inşallah. Biz de bulunduğumuz her yerde elimizden gelen vazifeyi yapacağız. Yani biz söylediğimiz zaman da Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed, kusurlarımızı kendimize daha bir tenebbühe vesile olsun diye ifade ediyoruz. Yoksa muhalefet olsun diye böyle doğruya muhalefet eden şer'ye, böyle muhalefet olur mu ya? Doğruyu destekle kardeşim ya. Allah bunlara da akıl versin. Şeyimiz o değil de. Yani onlara da söyleyecek çok şeyler var ama kale almaya değmez. Her zaman da olmuşlar ve olacaklar yani. Evet, Cemahir-i Müttefike-i İslami Allah'ın izniyle. İslami Cumhuriyetler Birliği Allah'ın izniyle olacak. Cemahir-i Müttefike-i İslamiye gelecek ve Allah'ın izniyle olacak. Şimdi onun tabiri caizse Allah mesela yapı şeyleri neleri oluşturuyor Cenab-ı Hak. Onların yapı Allah'ın salli ala seyyidine ve nebine Muhammed kaldırım taşları, yol taşları döşeniyor yani. Yol taşları döşeniyor. Evet. Cenab-ı Hak evet Mustafa abi, atmaca kuşunun serçe tasdidi zahiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı o tasdid ile inkişaf eder. Aynen öyle. Yani Cenab-ı Hak ne yapıyor? Allah razı olsun. Sen böyle Allah'ın salli ala seyyidine ve nebine Muhammed. Bizi destekle abi. Allah razı olsun. Atmaca kuşu bize zahiren, değil mi? Serçeye Musa, evet, atmaca kuşları, diğer hayvanlar, serçeye tavuk gibi diğerler yerde gezecekti bu serçelerde, tavuk gibi. Kediler medeler hep yiyeceklerdi. Onu kaçtılar ama ne yapıyor o hayvanlar tabiri caizse? Ha, o diğer hayvanlar onlara musallat olmasıyla hayatını idame etme, diğerlerinden muhafaza olmak için istidat ve kabiliyet. Çünkü devamlı bir askerde nasıl antrenman yapıyor ya insanlar. Antrenman yapmasalar mesela, savaş zamanında bu insan nasıl yapacak? Atla zıpla. Ya bak, askeriye de ne yapılıyor? Aç bırakılıyor, susuz bırakılıyor, koşturuyor vesaire, kilometrelerce, özellikle komandolar. Ya adamlara zor, bizi sevmiyor ya arkadaş. Hayır, şu an evet biz ordunun, ama öyle bir şey olduğu zaman bak, o askerlerimiz eğitim aldı, Suriye'ye gitti şey, ama leblebi yer gibi mesela, tık 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 dedi ya Trump. Öğlen yemeğine gider gibi dedi yani. Türkler dedi şeye gidiyorlar yani. Oradaki terör örgütlerine bak, öğlen yemeğine gider gibi. Çerez gibi, tabiri caizse çerez gibi Allah'ın izniyle. Niye? Çünkü biz, Allah bize mesela şu terör örgütü, şu terör belası çok bize çektirdi. Çok şehit verdik. Maddi manevi. Bizi kardeşlerimizden şey yaptılar. Bu bir fitneydi. Başka bir zaman konuşuruz. Ama fakat müsbet bir şey oldu bu. Ne oldu? Elhamdülillah. Fitneleri gördü insanlar. Bizim bize ne kadar muhtaç olduğumuzu anladık. Askeri yönden bakacak olursak da Allah bu vazifeye insanları hazırlattı. Yani askeriyemiz öyle ya da böyle, hainleri çok olmakla birlikte olmuştu Allah muhafaza. İşte Ergenekon sürecinde gördük, FETÖ sürecinde gördük. İçeride ne kadar işte hainler olup, yani işi gücü bu, normalde bu milletin askeri millete hizmet eder mi? Düşmana karşı olması lazım ki bizimkilerin işi gücü laiklik başörtüsü bilmem neyle uğraşıyorlardı yani. Askeri devlete karşı, hükümete karşı, millete karşı tabiri caizse kırbaç gibi kullanma. Ama elhamdülillah bu dönem ve bu süreç bitti. Şimdi artık asker vazifesini yapıyor, cihadının başında ve şu an o asker o doğuda edindiği tabiri caizse, çünkü en zor savaş gerilla savaşı ve bu gerilla savaşının nasıl olduğunu birebir, yani düzenli orduyla savaşmak kolay, ne yapacağım belli, ama gerillayla, şimdi bizim terörle çok ciddi bir şeyimiz olduğu için, hani Fransa, Almanya, Amerika orada öyle terör örgütleri silahlar verdiler ki ne, arkasına bakmadan tabiri caizse kaçtılar yani. Niye? Çünkü biz Allah'ın izniyle çok tecrübeliyiz. O da yani bizim askerimiz elhamdülillah ne? Böyle bir tecrübesi var yani. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cenab-ı Hak asakir-i muvahhidini, şimdi onlar da cihattılar, onları da muvaffak ve muzaffer eylesin. Havada, karada, denizde inşallah.
Ve bizleri de nefis ve tabii en büyük cihat ne? Ne cihadı? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. En büyük cihat da Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Nefis olan cihat. Peygamberimiz Bedir Savaşı'ndan döndüğüne Medine-i Münevvere'ye sahabelere diyor. Şimdi küçük cihattan büyük cihada geldik diyor. Ya Resulallah nasıl küçük cihattan? O savaşta kaybetseydi şehit olur. Ama nefis de olan savaşta kaybetse Allah muhafaza ne olur insan? Ya fe subhanallah. Büyük cihat o yani. Ebedi cehenneme gider. Allah bizi bu büyük cihatta muvaffak et. Onu dün okuduk abi. Ehsene kulle şeyin halaka. Evet, cüz'i işler ve zarar ve musibet ve çirkinliğin bulunmasıyla külli hayırlar ve külli menfaatler ve nimetler ve külli güzellikler tezahür ederler. Demek çirkinin icadı çirkin değil, güzel değil. Evet. Evet. Allah'ın izniyle. Evet. Evet. Yani Cenab-ı Hak bir şeyin arkasında ne der bizlere, ne yapıyor? Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed. Çok hayırları murad ediyor. Amin el-Muhammed el-Ebul abi. Kıyamet kopmadan insanlık görecek diyor. Üstad Hazretleri diyor ki ne? Cennet ve cehennemin vücudundan daha kat'i bir surette. Cennet cehenneme ne kadar biz iman ediyoruz? Aynı onun kadar. Yani Allah nasıl ki rahmeti, adaleti, cenneti iktiza edecek, cehennemi iktiza edecek. Aynı şekilde bu dünyada da Allah'ın izni ve keremiyle Cenab-ı Hak rahmetiyle beşere kıyamet kopmadan önce bir saadeti, bir sulhu, bir selameti, Kur'an'ın hakimiyetini görecek, bir hüsnü hatime olacak Allah'ın izniyle. Ama beşer ondan sonra da daha ne yapacak? Efendime söyleyeyim, fesadı olduğu için ilerleyen zamanda. Ama bu şimdi çıkış yani bahar mevsiminde yağan yağmurlar gibi. Bu koronavirüsüyle Allah, yani onlar şer yaptık zannediyorlar. Allah'ım ki hayır, onlar kendi ayaklarına, özür dilerim, dolanacak. Efendim, bir tane büyük cereyandan birisi İslam aleminin, İslam Müslümanların yanında duracak. Müslümanlarla omuz omuza verince diğer düşmanı Allah beraber halt edecekler. Allah'ın izniyle oraya doğru gidiyoruz. Allah izin verirse. Evet, evet, dediğin gibi evet abi. Evet, bir hüküme mücadele ettikçe cesaret artar. Terk ettiği zaman cesareti azalır ve bin niyeti cesaretle hükümette söner, mahvolur. Şimdi onun şeyleri elhamdülillah. Yani evet, olmasını istemezdik ama demek ki kader-i ilahinin fetva bizi bir şeye hazırlıyordu bir cihada. Suriye'de bizim için bir ön hazırlıktı, bilemiyoruz. Belki daha büyük vazifeler gelecek yani. Suriye'nin daha ötesini şey yapın bakalım. Mesela başka hadis-i şeriflerde bir haber veriyor çünkü yani. Hadis-i şeriflerde haber verilmiş Yahudilerle. Bu Siyon yani olacak bir harpten bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani şimdiki bu şeyler de bunlar bizim için birer ders. Biz ne yaptık? Dronlarımızı deniyoruz, silahımızı deniyoruz. Askerimiz elhamdülillah, milletimiz buna alıştı. Yeri geldiğinde zalimlerin elhamdülillah dünyada zulmedenlere de inşallah bu millet, bu aziz millet dur diyecek. Ve bu milletin yanında da alem İslam da Allah'ın izniyle duracak. Allah oraya sevk ediyor. Şu an halklar kalben, aklen bizimle beraber. Yeri gelecek onlar da mecburen, onların siyasi de, hükümetleri de, iktidarları da şu an alem İslam'da çok pek çok ülkenin siyasi liderleri de şu an ister istemez desteklemek durumunda. Bir kısım var ki onlar da ihtilallerle başına getirilmiş. Onlar da halkı zulmen şey yapıyorlar. Yoksa halka bırakılsa onlar da mümkün değil ki böyle şey yapsınlar. %100 desteklerler. Ama demek zamanı var. Meyvenin olgunlaşması lazım. Olgunlaşması için de bazen böyle işte hurma mevsiminin mesela hurmanın olgunlaşması için 50 derece sıcak lazım. 50 derece sıcak lazım. Yani incirin oluşması için sıcak lazım mesela yani. Demek yani bu musibetler de bizi pişiriyor yani. Olgunlaştırıyor yani. Zahiren şer gibi görünenlerin arkasında çok hayırlar var. Her sadece şer yönüne bakmayalım. Bakarsak zaten ümidimiz kırılır. Bu hastalıkla da en büyük tehlike şunu söyleyelim. Bunu başka bir ders konusu yaparız korkuyu. İbn-i Sina rahmetullahi aleyh de o da öyle ifade ediyor. Virüsle alakalı Facebook'ta sayfamızda da onun videosunu yayınladım. Bazı yerler yayınlamışlar. Özbekler 1957 yılında filmini çekmişler. Korku diyor, korku. Korku olana gelir bu hastalık diyor, veba. Yani korku çünkü insanın bağışıklık sistemini düşürüyor. Hani derler bizim Anadolu'da da köpek korkan insanın kokusunu alır ona göre saldırır falan diye. Korkmazsan saldırmaz, havlamaz sana falan gibi. Bunlar da böyle tabiri caizse imansızlık, küfür, fısık, korku tabiri caizse bu hayvana mıknatıs gibi aynı zamanda belki cezbediyor. Yani çünkü her şeyin bir insanların da bir manevi enerjileri yaydığı bir dalgası var. Bunlar tespit edildi. Mesela üzgün bir insanın florosuyla, enerji haliyle efendime söyleyeyim
neşeli, sevinçli bir insanın, imanlı bir insanın, abdestli bir insanın enerji şeyleri çekildi. Ben bunların resimlerini gördüm. Allahu Ekber, çok fark ediyor. Yani demek ki inşallah biz bu iman, daha önce de işte bu şeyle alakalı, Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed, korona ile alakalı okuduğumuz derste müminler diyor, ne diyor diyor, Allahümme salli ala seyyidine ve imanın şeyiyle, Allah'ın izniyle, imanın yümlü bereketiyle ve sefahatten içtinaplarıyla bu, ne yapacak bu dabbetül arzın zararlarından kurtulacaklar Allah'ın izni ve keremiyle. Demek onun için iman, bir, hüsnü zan. Çünkü ene indi hüsnü zanni abdi bi diyor Cenab-ı Hak. Nasıl bana zan ederseniz ben sizin zannınız üzerine size öyle muamele ederim. Biz abdestimize, namazımıza, niyazımıza dikkat etmemiz mecburi. Abdestli olmamız, bu sünnet seneye dikkat etmemiz çok önemli. Özellikle bu süreçte. Zaten elini yüzünü yıkıyorsun ya mübarek. Bir kolun ayağını da yıkasan ne olur yani? Abdestli gez. Abdestli yatsa insan bak şehit sevabı var diyor. Bahusus şu an çok önemli. Beş durmadan abdest al işte. Durmadan abdest almak lazım yani. Özellikle ne diyor? Ben WhatsApp gruplarında da şey yaptım. Burnunuzu temizleyin diyor. Burnunuzu bir yere gittiniz geldiniz. Bak abdest al yani. Abdest al yeter abi. Burnunu temizle. Dışarı çıktın geldin abdest al abi. Hemen abdest al. Burnunu da tam sünnet-i seniyede olduğu gibi istinşak edeceksin. İstinşak edeceksin. Evet o kadar yani. İnşallah maddi şeylerin de yine tekrar onları işte çörek otu yağı gibidir. Bağışıklık sistemini şey yapacak. Maddi olarak da bunlar. Fıtri gıdalarla beslenmek. Bunlar önemli. Probiyotikli ev yapımı, yoğurtlar vesaire. Allah'ın izniyle bunlar çok menfaatlerdir. Özellikle propolis midir? Onlar polen değil, propolis. Bunlar da aynı zamanda bağışıklık için çok Cenab-ı Hakk'ın yarattığı hasiyetli nimetler. Cenab-ı Hak inşallah onlardan da. Ama en önemlisi ne? Manevi. İkincisi o nedir Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Veba olan yere girmeyin. Biliyorsanız bir yerde hasta var çıkmayın. Yanaşmayın. Şehit sevabı var diyor. Efendimiz Aleyhisselam hem ölenlere hem de diyor sabırhane evinde bekleyenlere. Ey Halid abi çok üzülüyordun cuma namazı kılamıyor diye. Abi bin cuma namazı kılmaya belki bir hafta evde oturuyoruz mesela ya insanlar. Belki inşallah bundan sevabına inşallah şehit sevabı var diyor. Şehit sevabı var diyor Allah için. Yani her bir kriz aynı zamanda bir fırsattır. Ne mutlu krizi fırsata dönüştürenlere. Ne mutlu krizi fırsata dönüştürebilenlere. Ne mutlu bu Recep-i Şaban Ramazan'ı inşallah kendine bir okuma programı, bir kamp, bir manevi tabiri caizse aslına dönmek, rücu etmek manasında kullanabilenlere. Allah bizi inşallah bu manada kullanabilmeyi Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. Evet adi bir mümin derecesini vermiş diyor ya evet abi. Mümindir. Müminlere de Allah rahmet etsin denir abi. Evet. Evet İbn-i Sina hayatının sonunda da alakalı eserlerinde o felsefeden gelen şeyle alakalı tövbeleri de var. Ama hekimlerin şeyhi diyor. Üstad Hazretleri de met ediyor. Biz de bir mümin hakkında hüsnü zannetmek esastır. Efendime söyleyeyim. Onun için hiçbir mahsur yok Mehmet Ali Bolu abi. Hiçbir mahsur yok Allah'ın izni ve keremiyle. Ben özellikle o son hayatının son döneminde Cenab-ı Hak'la alakalı o felsefi şeylerden nedamı tenzih eden cümlesini Arapça onu da okuyunca inşallah hüsnü zannım çok daha da kuvvetlendi. Ama biz inşallah 19. sözdeki şey İktisat Risalesi'ndeki bir İbn-i Sina'yı nasıl diyor? Hekimlerin şeyhi. Ya evet hekimlerin evet tıp noktasında ki bu noktada da şeydir. Onu ifade etmek de güzeldir. Cenab-ı Hak bu şeyimizde inşallah yenizlikle yapmış. Sizden adam olmaz diye böyle. Öyle bir şey yok abim. Allah'ın izniyle dedim ya ben abi ben o insanları tanıyorum. Bunlardan olduysa biz milyon kat olur. Milyon kat. Hiçbir ülkede yok. Ben gittim orada oralarda hep gördüm. Yani bizim ülkede biz çocuktuk işte. Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed. Dürüm alırdık. Yanına bir ayran alırdık veya şalgam veya bir simit. O simitle şalgam aynı anda bitmeliydi yani. Mesela o dürümle mesela ona göre aç içeriz bitiririz mana ya yani bu millet en ufak şeye kadar, bu millet kadar pratik bir zekası, bu Anadolu'da yaşayan Kürt'ü Allah razı olsun. Yani biz burada bir Türk deyince sanki böyle Türkiye'nin %30'u Türk. Diğerleri Çerkez, Arap, Kürt yani hepsi. Ama bizim üst kimliğimiz Türkiye ve Türk'üz yani. Yani gerçek nesepler, milliyetler
Levh-i mahfuz açıldığında bilir kimin Türk, kimin Arap olduğunu ki hep birbirimizden kız almış, kız vermişiz. Hep kıza Kürtlük de karışmış, Araplık karışmış, Türklük de karışmış. Yani bununla alakalı ve daha da ileriye gidersek hepimiz bir üst katta Nuh Aleyhisselam'da buluşuyor. Daha üst katta Hazreti Adem'in çocuklarıyız biz yani. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı da zaten bunlar tabiri caizse elbisenin rengi gibi yani. Ama biz coğrafyamız itibariyle söylüyoruz yani şu Anadolu patasında Türkiye'de bulunan şu milletler, bu milletin hepsine de umumen Türk deniyor yani. Türkiyeliler, Türkler her neyse. Burada bir kafatası manasındaki bir şey manasında değil. Bu Anadolu insanı. Kürt'ü de buna dahil. Buradaki bu milletin Çergezi de, Arap'ı da, Laz'ı da buna dahil. Çalışkandır. Pratik zekası vardır. Vefadardır. İşte vefasını elhamdülillah Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed vefasını her zaman Birinci Dünya Harbi'nde bize bunu söylüyor. Şundan şeyimizi bitirelim. Hakkınızı helal edin. Uzun oldu. Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed. Biz bize yeteriz Türkiye var ya. Biz bize yeteriz. Ya bizim öyle annelerimiz var ki Rahime Hatunlar, Allah onlardan razı olsun, rahmet eylesin. İşte Nine Hatunlar, efendime söyleyeyim. Bu annelerimiz, niceleri isimsiz kahramanlar, tarihe geçmeyen, bilinmeyen niceleri var. Biz onları kitaplarda okuduk, gördük, canlı şahitlerden insanlar dinlediler. Bunların bir kısmı yazılara geçti. Yani Erzurum'da mesela ya anneler o Rus istilasına karşı var ya, anne top mermileri çünkü donuyor. Donduğu zaman ateş almıyor. Donmaması için bebeklerinin üzerindeki anneler bebeklerinin battaniyelerini yani yorganlarını onları toplu mermilerine sarıyorlar. Çocukları donarak ölüyor. Ama vatan gitmesin diye. Biz böyle bir milletin torunlarıyız Allah aşkına ya. Bunlar kimseden de bir makam madalya da beklemediler. Gerçek bunlar heykel de dikilmedi. Dikilmeyecek zaten bunlar. Allah ruhlarına şad etsin. Kimseden bir ücret, bir makam da beklemediler. Savaşta yara almayanlara biz ne makamlar verildi, ne ücretler verildi. Allah ıslah etsin. Öyle şey yapanları. Ama gerçek manada kan dökenler, bu ülke için canlarını verenler. Ama Allah biliyor, bu milletin hakkati. Biz onların torunlarıyız. Yeri geldiğinde her zaman depreminde, selinde. İşte 15 Temmuz oldu yola çıkan bu millettir. Deprem olur, o millete yardım eden gene bu millettir birbirine yardım eder. Şimdi biz bize yeteriz Allah'ın izniyle imkanı olanlar 3 lira, 5 lira, 10 lira dedi ki mesaj göndersin. Dua kabilindendir. Ne kadar çok kişi gönderirse o kadar sayı olarak söylüyorum. Mana ben madde olarak insanın imkanı nispet ama 10 lira kimseyi zengin veya fakir etmez yani. Ama şu kadar mesela 10 milyon kişi, 20 milyon kişi, 30 milyon kişi bu şu demektir. Yani biz birbirimize gerçekten yeteriz ve dünyaya bir dayanışma örneği. Millet birbirini marketlerde üzerine basıp onun efendime söyleyeyim hırsızlıklar çoğalırken şu an Avrupa'da, Amerika'da ordu göreve geldi mesela düşünün. Ordu niye yağmacılık olmasın diye. Bilmem neler olmasın diye. Allahümme salli ala seyyidine ve nebi. Aynen onursuz bütün komünistlerin, dinsizlerin, kafirlerin belini kırdı. Elibol abi. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. O iman. Ama işte onursuzluğu Allah diyor. Bu milletin neyi? Kur'an'a hizmetinden dolayı gönderdi. Ben Mekke'de olsam buraya gelmem lazım diyor. Çünkü o ruh burada var abi. O ruh nerede var? Burada var. Anadolu'da var. Anadolu'daki Müslümanlar da var. Kim milleti? Bu ümmeti insanlığa da bayraktar yapacak. Hem alem İslam'a yaptığı gibi inşallah İslam aleminin lideri. Bütün dünyanın da bu adalette, feyizde, berekette gene liderliğini yapacak bu millet olacak. Kimlerle? Araplarla kardeş olur ama kim abiliği yapacak? Gene bu millettir. Bu milletin atacağı adımlardır ama beraber olmamız gerekiyor. Müslüman kardeşlerimizle önce Anadolu'da, sonra diğer kardeşlerimizle, Arap'la beraber. Daha sonra da inşallah dediğim gibi derste o büyük deccale karşı, deccallere karşı ve onların şeytana karşı, şeytani akla karşı savaşan, duran, kim bütün semavi dinlerin haklarına inanan, İslamiyet'e yaklaşmış olan o Hristiyanlar inşallah. Onlar da niceleri her gün haberleri geliyor. Müslüman oluyorlar elhamdülillah. Kiliselerini cami yaptırıyorlar elhamdülillah. Allah onların içerisindeki hayırlı iş yapanlara da fırsat verdirsin. İnşallah işlerini kolay etsin. İsa Aleyhisselam'ın şahs-ı manevisinin inşallah Müslümanlarla savaşacaklar. Allah izin verirse onların da zemini hazırlanıyor. Onlar da kabuklar kırmaya hazırlanıyorlar. Hak ve hakikatin, adaletin nerede olduğunu görmeye başladı ve başlıyorlar. Ve elhamdülillah şimdi dedik ya
Müslümanlığın abdesti, Müslümanlığın namazı videolarını görüyoruz. Şey yapmasalar bile gelip safa duruyorlar yani. Müslümanlarla namaz kılmaya. Demek ki insanlar bir arayış içerisinde. İnşallah bu arayışın neticesi insanların birçoğunun da hidayetine vesile olacak. Allah sizlerden ebeden razı olsun. Kusurumuzu affetsin. Bizi kendine kul kabul etsin. Emaneti kabul etmek zamanına kadar bizi emanette emin kılsın. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimu hakim. Ve ahiru davana ve davamun. Elhamdülillahi rabbil alemin. اللهم حبك ومحبك يقربون إليك اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين يا رب bizi sevdiğin işleri ve amele muvaffak eyle sevdiklerini bize sevdir ve bizi de sevdiklerine sevdir ya Rabbi. Ya Rabbim bizi ihlasa erdirdiğin kullardan eyle. İhlaslı olan kullarından eyle ve ihlasa erdirdiğin kullarından eyle. Ya Rabbi birbirimizin kalbine, müminlerin kalbine kıllı kuş bırakma. Ya Rabbi kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emaneti kabul etmek zamanına kadar emanette bizi emanette emin kıl. Ya Rab aczimizi, fakrimizi anlayıp dergah-ı ilahiye iltica etmeyi, hem başta bizim nefsimize, ailemize, kardeşlerimize, duaya insanlar ve Müslümanlar ve insanların da günahlarından tövbe edip gafletlerinden beşeri bir sulh ve selamete inşallah bu veba musibetini hayırların kapısına sen tebdil eyle ya Rabbim. Ve makar ve makar Allah'a hayırlı. Onlar tuzak kuranlar var ya Rabbim, sen tuzak kuranların en hayırcısın. Hayırlısısın. Onların tuzaklarını başlarına geçir ya Rabbi. Bundan hiç umulmadık neticeleri sen halkayla ya Rabbi. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Ve ma ya'lemu rabbike ve ma ya'lemu cunudu rabbike illa hu da buyurduğun gibi Rabbinin askerlerini, cunudunu diyor. Ancak o bilir. Sen bilirsin ya Rabbi. O askerlerden birini gönderdin. O askerin vazifesini eksiksiz bir tamamiha yapıp en kısa surette tekrar sıhhata, afiyete ya Rabbim. İnsanları, insana dersini almış bir şekilde vazifelerini, askerin vazifesini yapıp yerine geldiği yere sen gönder ya Rabbim. Ya Rabbim, borçlu olanlarımıza eda, hasta olanlarımıza sıhhat ve selametler ihsan eyle. Ahirete intihal etmiş olan da geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle, kabirlerini pür nur eyle. Ülkemizden ve alem İslam'ından afat-ı semaviye, arziye de muhafaza eyle. Arzi ve semavi musibetlerden ülkemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ülkemizi ekonomik, iktisadi, dahili ve harici şerlerin ve içimizdeki ahmakların da şerlerinden sen ve içimizdeki süffahların, sefihlerin, günahların, günahkarların, kafirlerin şeyle bizleri onlar yüzünden azaba düçar eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi, imana hücum edenlere, İslamiyete hücum edenlere eğer ıslahları kabil ise sen ıslah eyle. Değilse sana havale ediyoruz ya Rabbim. Sen ne layıksa onlara layık liyakatlerince muamele eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbim bu vatanda hizmet eden bütün reisi cumhurundan muhtarına kadar, sağlık bakanından hemşiresine kadar, genelkurmay kumandanından savunma bakanından en küçük askerine kadar, vatana millete hizmet eden esnafından, tüccarından, sanatkarından, evde hizmet eden annelerimize kadar ya Rabbim sen hepsinden razı ol. Bu çektikleri musibetleri, yaptıkları hizmetlerin karşısında dünya ve ahirette bol bol ihsan ile yaptıkları yani masarifleri sen sadaka nevinden kabul eyle. Yaptıkları, çektikleri sıkıntıları da bir ibadet-i taat nevinden kabul eyle. Ve ehli imanın vefat edenleri şehadet mertebesi, geride kalanlara da bir taharet ve nezaket ve tezyidi derecada sen vesile eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, unuttuk veya hata ettiysek bu ana kadar elimizden lisanımızın sadır olan bütün günahlardan sana tövbe ediyoruz. Az mı cehd ediyoruz. Şaban ayındayız ya Rabbi. Bir daha yapmayı arz yapmıştın. Bu beşeri ve mescidi, bu kainatı bir takva üzerine tesis etmişken beşer olarak zulmettik. Beşer zulmetti. Yeryüzünde fesat çıkarttı. وَفِيَفْسِكُ الدِّمَا وَكَائِنَ الدُّنْيَا haksız kanlar, zulüm ve zulümat yaptılar ya Rabbim. Biz bunlar adına da tövbe ediyoruz. Çünkü sen bizi bunun için, bu insanın için yaratmadın. Bu aklı, bu kalbi, bu ağza ve cevahiri bunun için vermedin. Bize verdiğin teknoloji nimetlerini, uçağı, silahı, enerjiyi, takatı, maddeyi, mevcudatı bunun için yaratmadın. Fakat beşer kendine hizmetçisini ateşi yemekte değil, kendini yakmakta kullandı. Ya Rabbi verilen bu nimetleri lehine değil aleyhine kullandı. Biz bunlardan da sana tövbe ediyoruz ya Rabbi. Beşerin aklını başına alıp bu nimetleri hakiki maksadına kullanmayı,
insanlığın aleyhine değil lehine kullanma inşallah ya Rabbim, sen nasip ve müyesser eyle. Biz o günahlar adına da sana tövbe ediyoruz ya Rabbi. O günahkarların ve günah yaptıkları, işledikleri günahlara da sana tövbe ediyoruz ya Rabbi. Utanıyoruz ya Rabbi. Elimi açmızı açmaya da sana utanıyoruz ya Rabbi. Bazen o hadiseleri görünce insan insan olduğuna da utanıyor ya Rabbi. Kainatı arşı edecek zulümler oluyor ya Rabbim. Çocuklarımıza, kadınlarımıza, alem-i İslam'da öyle zulümler oluyor ki. Öyle ekonomik, iktisadi, tüyü bitmemiş yetimler deniyor ya Rabbim. Bütün dünyayı sömüren bir düzen var ya Rabbim. Bu düzenbazların düzenlerini başlarına çevir. Saltanatlarını alt üst et ya Rabbi. İnsanın, bütün insanlığa, beşere, salih, selamet, ekonomik ferah, kalbi huzur sen ihsan eyle ya Rabbim. Beşer arıyor, beşeri kandırıyorlar ya Rabbi. Beşerin gözü oyuyorlar ya Rabbi. Bak batılı hak, hakkı batıl gösteriyorlar ya Rabbi. Allahümme erinel hakka hakka verzukna ittiba'a ve erinel batıla batıla verzukna içtinaba. Ya Rabbim bize hakkı hak olarak görmeyi, batılı batıl olarak görüp içtinab etmeyi bizlere ve alem-i İslam'a ve insanlığa nasip ve müyesser eyle ya Rabbim. Bizim vazifemiz dua etmek ya Rabbim. Hakim ismiyle verecek olan sensin. Rahmet ve mersenlek illa la rahmetellil alemin diyorsun. Ben peygamber bütün alemlere rahmet olarak, biz de bütün alemlere rahmet istiyoruz. Bütün alemler namına sana yalvarıyoruz. Bütün günahlara didince sana tövbe ediyoruz. İstiğfar ediyoruz. Ve bütün mevcudatın ve mahlukatın hediye-i ibadiyetlerini, yaptıkları mevcudatın, melaike-i kiramın, melaike-i mukarribinin, enbiyanın, evliyanın, bütün nebatatın ve hayvanatın, bildiğimiz bilmediğimiz alemlerdeki bütün mevcudatın ibadetini, tesbihatını, hamdlerini sana kendi namımıza takdim ediyoruz. Eğer elimizden gelseydi onların bir mislini sana yapardık, daha fazlasını da yapardık. Zira sen ona ve daha fazlasına müstahaksın. Çünkü sen Rabbim, biz şafiimiz sensin ya Rabbim, musavvirimiz sensin. Bizi şekillendiren, bizi yaratan, kafza böyle bir dimağ, gözümüze öyle bir göz, sinemize öyle bir kalp koyan sensin ya Rabbim. Bu ağzımızı ya Rabbim hayrı, kulağımızı hayrı, ayaklarımızdan hayra gitmeyi nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, aklımız ve kalbimiz ya Rabbim, hayırlı işlerde seni düşünmeyi, seni anmayı, seni sevmeyi, senin sevdirecek ve senin razı olacağın işleri yapmayı, planlamayı bizlere ve onlara verdiğin o duygularımıza nasip eyle. Muhabbetullah, marifetullah ve müşahedetullah da bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya gafletimiz var, gafletimiz sebebiyle sana ibadetlerimizde, tazarru ve niyazlarımızda ibadetin, münacatın tadını tadamıyoruz. Ya Rabbim ibadetin tadını aldır, kulluğun tadını aldır, sana münacat etmenin tadını aldır. Buyurmuş, üç şeyde dünyada rahat yoktur. Kıraat-ı Kur'an, sohbet-i ihvan ve münacat-ı Rahman. Yani senin kelamını okumak, senin dostlarından sohbet etmek ve Rabb-i Rahman'a münacat etmek, zikir etmekten dünyada hakiki manada başka bir nimet, bir rahat da yoktur. Bize bu nimeti, bu rahatı tattır ya Rabbi. Ya Rab, hazır olan cemaatinde, ağabeylerimizinden, yani Allahümme ceallâ min ihvânin lezine yesmâûne fî enhâ-i şerqi vel garbi, Allahümme ceallâhum inşallah. أن اجعل لهم أنت سعيدا في الدنيا والآخرة آمين والحمد لله رب العالمين دعاء isteyenlere, duayı amin yazanlara, daha sonra dinleyenlere, hazır cemaatinde maddi manevi ihtiyaçlarını, isteklerini sen gider. Bizler senin kullarınız, onlar içinden geçenleri sen biliyorsun. İnsanın insana diyemediği, belki en yakına diyemediği ihtiyaçları var ama her şeyimizi bilen sensin. Sen ki Rahman-ı Rahim'sin. Biz istemeden verdik. Gözümüzü biz istemedik. Göz ihtiyacımız olan bilen sensin. Kulağımızı biz istemedik. Kulağımızı, gözümüzü, elimizi kainatta hiçbir şeye değişmeyiz. İstemeden sen verdin bize ya Rabbi. Oksijene ihtiyacımız vardı. Sen bize istemeden verdin. Dünyaya, güneşe ihtiyacımız vardı. İstemeden verdin ya Rabbi. Sen nasıl bir cömertsin? Sen nasıl bir merhametlisin? Ama biz gene en küçük cüz'i şeylerimizi de, çok basit şeyler, senin kudretinle, rahmetinle çok küçük cüz'i şeyler bizim için de ama maddi olarak bazen sıkıntılar olabiliyor ya Rabbim. O küçük şeyleri çok büyük ettiğimizden dolayı değil. Senin bize verdiğin nimetleri, büyük nimetleri haşa yetmedi de daha fazlasını istiyormuş da manasında da değil. Sen biz peşin peşin aldık insaniyet, iman, İslamiyet, her şeyi bize en fazlasını istemeden verdin ya Rabbi. Sana hadsiz hamdü senalar ediyoruz. Fakat senden başka Rabbimiz yok, senden başka sahibimiz yok, senden başa gidecek dergahımız da yok. Her şeyin sahibi sen olduğun için, her şeyin dizgini senin olduğu için
En küçük şeyde Efendimiz, Habibimizin buyurduğu gibi ayağınız taşa takılsa, ayağınızın ipliğinin bağı çözülse Cenab-ı Hakk'a iltica edin. Biz de en küçük hacetimizi lavaboya girerken de çıkarken de sana niyaz ediyoruz. Sana iltica ediyoruz. Yemeğimizi yerken de yemekten sonra da elbisemizi giyerken de olduğu gibi ya Rabbim. Bütün maddi manevi ihtiyaçlarımızı, işlerimizi, güçlerimizi, ticaretimizi, evladımızı. Gücümüz yetmiyor. Her şeyin sahibi sensin. Nefsimize sözümüz geçmiyor ki evladımıza sözümüz geçsin. Ya Rabbi, ya Rabbim güneşi dünyayı çevirdiğin gibi şu derse amin diyen abilerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın maddi ve manevi rızıklarını helal eyle, tayyip eyle, bereketli eyle, kolay eyle ya Rabbim. Amin. Muhanete muhtaç ettirme ya Rabbim. Sınava çalışan kardeşlerimiz, evlatlarımız var. Onların da ya Rabbim akıllarına, zihinlerini açıp kainatta senin emrettiğin ikra, senin emrettiğin için kainatı emrettiğin tarzda mahlukatın alfabesini ilimlerin diliyle öğrenmeyi, yapmayı ve ilimden maksadı, okumaktan maksadı nasip ve müyesser ederek en güzel yerlerde dünya ve ahiret olmaklığı ve en güzel istedikleri yerlerinden kazanmaları onlara da nasip ve müyesser eyle, zihinlerini aç. Kalplerine şeytanların vesveselerinden, tembellikten, rehavetten de sen onları muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme gfir lana ve li validayna ve lil mu'minina. يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا ما شاءت والإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودواء كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسن الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بعد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين آمين يا مجيب الدعاء وإليك يا مسيح السلامة hadsiz, hadsiz salat ve selam olsun. Ezelden ebede kadar bütün mahlukatın, mevcudatın sayısınca ve ilminde ve rahmetinin genişliğinde bu saatince ona ve aline ve ashabına salatü selam olsun. O salat ve selamın şeyle de bizleri ehli imanda mağfiret ya Rabbim. Amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ahire davahum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İnşallah rahmetin celbine, şerlerin define, ve hazır cemaatinin ve yakında ahirete irtihal etmiş kardeşlerimiz, abilerimiz, anneler, babalarının vefat eden İrfan kardeşimiz babasının, abimizin babasının şifası niyetiyle ve bütün ne niyette olanların niyetlerinin hürmetine ve niyetine üç ihlas bir Fatiha inşallah. Allahu selam. Amin ya mu'in. Allah kabul etsin inşallah. Hakkınızı helal edin. Cenab-ı Hak bizi kendine kul habbine ümmet etsin. Yarın inşallah, yarınki dersimizde görüşmek üzere. İnşallah korona mektebinde her gün bir ünite bir ders. Hem de çünkü bu zaman dua her gün dua niye ediyoruz? Dua her zaman önemli de. Ama bahusus bu zamanlarda musibetler diyor geldiği zaman Peygamber Efendimiz hatta Hanefi mezhebinde bile var. Kunut duası mesela bizde yok. Ama diyor Hanefi mezhebinde bile eğer musibet umumi özellikle umumi musibetler gelmişse her namazda kunut duası okulumuza düştükçe Allah için hep birbirimize de dua edelim. Birbirimize dua edelim. Bizim dualarımızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.